dostum Hak, gelin sizlere bir hikaye anlatayım. Gece yarısı tam başımı yastığa koymuştum ki telefonum çaldı. Dırırım. Arayan numara telefonumda kayıtlı değildi. Açıp açmak borsa çok tereddütte kaldım. Sonra istem dışı yes tuşuna bastım. Alo diye demez karşımdaki ses, babanın selamı var. Her zamanki yerde seni bekliyor dedi. Ne? Baba firar mı etti? Demeye kalmadan telefonu yüzüme kapattı. Bu sesi tanımıştım. Bu Arap Hasan'dan başkası değildi. Hemen kalktım, en güzel takım elbisemi giydim. Babanın karşısında öyle pasaklı çıkmak olmazdı. Sonra bir hevesle aldım koronavirüs maskemi ve siyah cam gözlüklerimi taktım. Koşar adım kömürlüğe indim. Kömürlükte eski meyve kasalarının arasından naylon sarılmış halde 14'ümü buldum. Aldım. Süngüsünü çektim. Bir öpücük dondurdum ve belime taktım. Arabama atladım. Buluşma yerimiz olan depoya doğru sürmeye başladım. Depon önüne vardığımda babamın siyah Mercedes'ini gördüm. Parıl parıl parlıyordu. Ben de kendi arabamı park ettim ve deponun kapısına doğru yürümeye başladım. Deponun kapısına geldiğimde 3 kere tıklattım. Bu bizim gizli şifremizdi. Depo büyük bir gıcırtıyla açıldı. Yıllardır yağlanmamıştı. Haklı. İçeri girdim. Ağır adımlarla içeri doğru yürürken loş bir ışıkla depo aydınlandı. Deponun tam ortasında bir masa vardı. Masanın başında sırtı bana dönük babam oturuyordu. Benim geldiğimi anlayınca döner koltuğuna bağa doğru döndü. İşte o çelik bakışları, kirli sakalları, esrarengiz tavırlarıyla baba tam karşımdaydı. Koştum, hemen ellerine sarıldım. Kucaklaştık. İkimiz de ağlamaklı olmuştuk. İkimiz de gözleri dolmuştu. Fakat ben burnumu silme bahanesiyle gözyaşlarımı sildim. Sonra baba konuşmaya başladı. Drakula Yasemin de geldiğine göre ekip tamamlanmış demektir. Etrafıma bir bakındım. Blender Mehmet, Drakula Hüseyin olan ben, Darbuka Naci, Ninja Kaplumbağa Selim, herkes de buradaydı. Onlar da benim gibi takım elbise giymişti ve havalı siyah güneş gözlükleri vardı. Onlar da tek tek selamlaştıktan sonra babaya sordum. Baba firar mı ettin? Daha 3 yılım vardı. Babam cevap verdi. Oğul, oğul, sevdayı çekene, mahpusu yatana sor oğul. Şu korona yok mu? Bizi de vurdu, infaz yasasından salıverdiler, dedi. Sevindim. Desene intikam vakti geldi baba. Sen haber göndermiştin ben gelmeden bir şey yapmayın diye. O yüzden diyerken cümlemi bitiremedim. Babam sözümü kesti. İntikam intikam yok evlat, dedim. Baba nasıl intikam intikam yok? Bunlar bizi mahpusu attırdılar. Mehanlarımıza çöktüler. Babam cevap verdi. Gönlünü ferah tut evlat. Ne ahadı gülen, ne aldığı ahları ödemeden ölen var bu dünyada, dedi. İntikam soğuk yenen bir yemek olsa da İyi insanların intikamı yoktur. İyi insanların intikamı başarıdır, dedi. Şaşırdım yine. Ey de baba, biz iyi insan değiliz ki, dedi. Babam, olacağız evlat. İyi insan olacağız. Namusumuzla para kazanacağız, dedi. Ben de, ne iş yapacağız baba? Asgari ücretle mi çalışacağız, dedim. Babam, hayır evlat. Çok daha büyük planlarım var. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır, dedi. Ondan sonra Blender Mehmet'e seslendi. Makinesini getirin Drakula'm. O arada babam böyle deyince ben de hemen belimle 14'ümü çıkardım. Süngüsünü çektim, masaya koydum. Baba, biz bununla sokaklarda oyun diye oynardık ölümü, dedim. Baba, bak evlat, artık kan dökmek yok. Belki yine kan dökeceğiz. Belki can yakacağız ama bununla değil. Silahla değil, dedi. Sonra Blender Mehmet'in getirdiği tıraş makinesini elime koydu. Dedim baba bu nedir? Dedi ki evlat çok farklı planlarım var, planlarımı uygulayacağız.
Tamam dedim. Babanın sözünün üstüne söz söylemek olmaz. Sonra baba gitti masasına oturdu. Biz de arkadaşlarla istişareye daldık. Dedim gençler bu nedir? Baba ne diyor? Meğerse baba kapanan berber dükkanlarını bu depoda açacak, krizi fırsatı çevirip çok zengin olacakmış. Hepimize çok saçma gelmişti bu plan. Fakat sonra ister istemez kabul etmek zorunda kaldık. Babaya saygısızlık yapamazdık. Sonra Nice Selim babanın masasının başına gitti. Dedi ki baba biz dostumuz için yaşar, dostumuz için ölürüz. Baba eyvallah dedi. Sonra haber gönderdi. Dedi ki gençler hemen depoyu bir berberhaneye dönüştürün. 5 tane adam gibi adam bulun bana. Berberini iyi bilen, ağzı sıkı olan siz de depoyu toplayın dedi. Ninja Selim'le Drakula Mehmet gittiler 5 tane adam bulmaya. Drakula Yasemin olan ben ve Avogadro efsunu olan arkadaşımsa depoyu temizledik. Her şey hazırdı. Berberimiz hazırdı fakat hiç kimse gelmiyordu. Gel zaman bekledik, git zaman bekledik, gel zaman bekledik, git zaman bekledik fakat depoya kimse gelmedi. Neyse bir gün babanın emriyle çıktı dışarıya. Adam toplamak için depoya tıraş olmaya. Acayip bir şey aradı. Sizi tıraş edelim mi dedik. Dediğimiz gibi adamlar titriyor. Hemen koşu koşu geliyordu tıraş olmaya. Hesap ödemeye gelince de baba adamın tipine bakıyor. Bundan 5.000, bundan 10.000, bundan 15.000, bundan 20.000 TL böyle hesap kesiyordu. Adamlar da babaya olan saygılarından hiçbir şey diyemiyordu. Hesabı ödüyordular. İşler tıkır tıkırındaydı. Gel zaman git zaman sonra Drakula Hüseyin bir tane adam getirdi. Adamı tıraş ettik. Sonra hesaba gelince baba şöyle bir tipine baktı. Bundan 8.000 TL alın yeter dedi. Adam 8.000 TL'yi o dedi. Ama sonra demezsin mi ki? Abi ben fiş istiyorum. Baba bunu duyar duymaz bir şiddetli adamın kulağını kesti. O günden sonra hiç kimse hesaba karşı çıkamadı. Gel zaman git zaman sonra işler tahırında ilerliyordu. Derken her Ramazan olduğu gibi baba emir verdi. Herkeslere fakara fukara yardım edin dedi. Herkese yardım ediyorduk. Depo hem yardım istemeye gelenler hem tıraş olmaya gelenlerle en kalabalık günlerini yaşıyordu. Derken babanın önüne bir tane çocuk getirdik. Çocuk tıraş olmuştu fakat parasını vermiyordu. Baba baktı tipine bundan 500 TL alın dedi. Aradık taradık üstün çocuktan hiç para çıkmadı. Baba telefonun olun o zaman dedi. Bir baktık gırık yok eski tuşlu bir telefonu vardı. Baba en son senet imzalatın o zaman dedi. Çocuk başladı ağlamaya. Abi ne olursunuz yapmayın. Ben yardım istemeye geldim. Tıraş olmaya gelmedim. Ama berber koltuğunu boş görünce öyle oturuverdim. Anam çok hasta ne olursunuz acıyın bana. 20 liradan başka 5 kuruş param yok dedi. Sonra Ninja Selim babaya döndü. Keseyim mi baba dedi. Baba kes ulan dedi. Ninja Selim tam kulağına yapıştı. Adamın ki baba onu değil lan sesini kes dedi. Niye Selim geri çekildi. Sonra baba çocuğa döndü. Analar kutsaldır evlat. Söyle bakalım ananın nesi var? Çocuk. Abi anam çok hasta, çok hasta. Anam öyle yardım istemeye geldim dedi. Sonra baba bize emir verdi. Gidin şu çocuğa yardım edin. Karnını doyurun, anasına yemek verin, ilaçlarını alın, ne gerekiyorsa yapın dedi. Çocuğun cebine parayı koyduk. İhtiyaçlarını aldık, gideriyorduk. Çocuk o kadar mutlu oldu ki gitti, hepimize sarıldı. Hele babayı öyle öptük, yanaklarını falan hep öptü. Bir mutlu oldu, bir mutlu oldu. Sonra tam çıkıp giderken baba merak etti. Oğlum dedi, senin anan ne hastasıdır?
Yardımımız dokunur belki. Çocuk. Covid-19 abi dedi. Baba. Hay ananı. Dedi. Sonra ne olduğunu anlamadık. Helikopter sesleri, polis sesleri, ambulans sesleri, sinir sesleri yapıp birden boşaldı. Polisler geldi. Hepimizi kelepçelediler. Yerlerdeki kıllar değil diye torbaya doldurdular. Babayı mapsa ayrı attılar. Bize ayrı attılar. Şu an mapusta garantinadayız. Babanın testi pozitif çıkmış. Biz de sonuçları bekliyoruz. O kadar.